İyi günler arkadaşlar. Ekim ayı dördüncü hafta. 1. işlem günü sonundayız. Endeksimiz bugün 1483 puanla kapanmış bulunuyor. Ee, şimdi dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Ee, pivot noktaları ve TD destek dirençleri e, artı VTO süper trend. Bunların dördüyle beraber işlem yürütmeye çalışacağım bundan sonra. Kısaca ondan da bahsedeceğim. İlk, e, ilk geçen haftadan kalan e, Ekim ayı başından bu yana devam eden hisse senetlerimizin durumu bu. Kar zarar durumumuz %26 ile devam ediyor. Kapanmış işlemlerimiz %24. %4 de şey var. %20 karla bir kapattığımız işlemler var. Şunlar stop ol, olmadıklarına da bugün bakacağız. Şimdi ayını açalım. Ayan özelinde arkadaşlar. Yeni stratejimizi eklediğimiz kısaca hemen bahsedeyim. Bu arada e, pivot ve TDS ile ilgili şey şeyde e, arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde e, link bırakacağım. Ayrıntılarını oradan e, öğrenebilirsiniz. Günlükte Ayan'ın pivot noktası 4.90 arkadaşlar. Bakın şurası 4.90. Şunlar aşağı destekler. R1, R2'lerde dirençler. TD sükençler genelde oluyor. Bunları da ara destek direnç gibi e, teyit için maksadıyla kullanacağım. Yani ne olacak? VTO'muz al verdi. Nerede al verdi arkadaşlar? Şurada al verdi mesela. Bir sonra burası. Bakacağım şimdi. Neye bakacağım? Pivotun üstünde mi? Evet. Yani fiyatın pivotun üstünde olması yükseliş trendinde olduğu, altında olduğu ise düşüş trendinde olduğunun bir göstergesidir. Şurada örnek veriyoruz mesela. Şurada al verdi. Bir şey sonra bakıyoruz al verdiği yerde ilk direnç noktasına nasıl arkadaşlar yakın. Burada alış girecek miyiz? Hayır. Neden? Direnç noktasına bunun altına sarkma ihtimali var. Ha, i̇lla al alış girecekseniz arkadaşlar aşağıda Destek olan şu, bakın şurası da bir destektir. Bu seviyeye girebilirsiniz. Yani bu seviyenin biraz üstüne alış girersiniz. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Peki biz alışı nereden yapacağız? Şunun üzerinde, direncin üzerinde kapanış yaptığı zaman alacağız. Bir e, üst direncimizde satış olacak. E, en azından bu piyasada böyle yöntem. Yani bir üst dirençte satış, o direnci geçince tekrar alış, tekrar satış gibi işlemler yürüteceğiz. Bugün e, ayen arkadaşlar 551'den kapatmış. Hemen şuradan açayım. Bir önceki 551'de 551'den ayen kapatmış. Devam ediyor. Peki bakalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Pekgeye kapanışı 96'dan kapatmış. Vtosu al vermiş. Ee, al verdiği nokta bakın şurada TD Screen'in destek noktası var. Diğer pivot seviyesinin de arkadaşlar desteğine yakın. Bakın. Ama pivot'un günlükte altında. Yani bu düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor altında olduğu için. Ki uzun zamandır hep altında devam ediyor. Ama buradan bir alış denene Bilir mi? Evet denenebilir. Nereden? Desteğe yakın olduğu için buralardan e, alış girilip bir üstteki pivot noktası seviyesine satış girilebilir diye düşünüyorum. Yeni alacaklar için. Biz aldığımız için şu an devam ediyoruz. Peki biz şimdi aldık elimizde. Satışı nasıl yapacağız? Satış stratejimiz arkadaşlar şu. Yine burada göstergelerimize bakacağız. Bunları da teyit edecek arkadaşlar. Süper trendin sat vermesi, VTO'nun al vermesi gibi. Ee, ama bakın şurada R1 1.10 seviyesi var. İlk direnç noktamız. Onun bir altında da TD Sükenç vermiş. Bunu emniyette olması için TD Sükenç'in 1.03-1.04 e, seviyelerine satış girilebilir. Yani biz, bizim için bahsediyorum. Bizim 97 e, 0.97'den maliyetimiz var. Biz bunu ne yapacağız? Şuradan şuraya %6 kar olur. Ha, bir daha nasıl alacağız arkadaşlar? Direnci geçtikten sonra eğer al sinyallerimiz sata dönmediyse tekrar direncin üstünde kapanış olduktan sonra ala e, alıp yukarıya doğru ikinci dirence doğru devam edeceğiz. Stopu ne yapacağız? Stopu da aldığımız yerin az aşağısına bırakacağız. Daha aşağılara gelirse tekrar alıp yukarı çıkması için. Eğer su Evet görüyorsunuz arkadaşlar Ersun. Bugün sat vermiş ve burada kapatmış. Biz de bunu arkadaşlar 4.40'dan yani süper trendin e, stop seviyesi olan 4.40'dan satış vermeyi deneyebiliriz. Yarın bir olası şeyde yukarı çıkıp satılabilir mi? Veya direkt kapattığı noktadan verelim dersek kapanış 4.32 arkadaşlar. Ersu. Zaten 4.40'dan bir önceki kapanmış. Ve %24'ten bakın %22'ye düştü karımız. Evet 4.32'den arkadaşlar e, Ersu'dan yarın satış verip vedalaşacağız. Şuraya notumuzu düşelim. Şöyle. Şu notta şurada dursun. Yarın kaçtan sattıysak güncelleriz arkadaşlar. İlgi etapta 4.40'dan bir satış vermeyi deneyeceğim ben. Eğer olmazsa 4.32'den yani bir şekilde artık süper trendimiz sat vermiş. Nerede sat vermiş? Bakın zaten şuradaki dirence bir çarpmış, geçememiş. Bakın, günü de buradan aşağıdan açmış zaten arkadaşlar. Normal şartlarda yeni eklediğim stratejimizde zaten şuralarda ee, bizim bunu bir satıp aşağılardan almayı denememiz lazımdı değil mi? Mesela ilk diyelim ki unuttuk şuradan başladık şuradan. 4.90'dan sattığımızı düşünelim. Bakın trenç 4.90'da. Öyle değil mi? Bunun üzerinde alacaktık. Nerede? Şurada. Aldık. Nerede satacağız biz bunu? Nerede satacağız? Şuraya bir ben e, yine bir direnç çizmişim kendim. Bu direnç seviyesinden bakın zaten iki kere denemiş. Satılabilir miydi? Satılamayabilirdi. Zarar da edebilirdik buradan. Ama bu şekilde kar edip tekrar olurdu. Yani bu ayrı bir strateji. 4.32'den satış denenecek. Şuraya da satılacak yazayım. Dursun. Yarın ertadaki pozisyonumuz arkadaşlar netleşecek. Diğer iste senedimiz Fethgıda Şu etkıda bakıyoruz. Bunda da aynı arkadaşlar. Şimdi bizim aldığımız nokta zaten bakarsanız bir destek seviyesi görüyorsunuz değil mi? TD Squenge'in de orada çizgileri var. Noktalarını görüyorsunuz altında. Aldığımız yer Fiat Gıda'yı çok iyi. Ama stratejimizin, şimdi söylediğim stratejimiz olsaydı ilk satış yerimiz neresi olacaktı? Şuradaki destek noktaları. Mesela Fibo destek noktasında kullanacağız. Pivot da kullanacağız burada. Zaten da pivot'un altında. Yani düşüş trendi devam ediyor. Günlükte. Yani normalde e, biz bunu TD sükencin destek noktasında olduğu için alış yapmıştık. Şurada satılabilirdi. Burada da bu 22 Ekim'de satış vermiş. Bugün satış devam ediyor. Eee... Aslında bunu kaçırmışız. Satı, satmamız lazımdı. Nereden? En az maliyetinden satmamız lazımdı diye düşünüyorum. 8.01'den e, VTO'da sat vermiş. Yarın arkadaşlar e, ben bunu 8 kaçtan kapanmış? E, 7.98'den kapanmış. 8.25 maliyetimiz var. E, 7.98 %3 bir zararla bunda da satacağız. 8'den satmayı deneyeceğim arkadaşlar bunda. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü stratejimiz gereği hepsi sat vermiş. Diğerisi senedimiz Bera. Hemen Bera'ya bakıyoruz. Kapanışı 10-13. Beran'ın. 10 kapanmış. Yüzde yarım. Yani başa baş gibi bir durumdayız şu an. Berada. Ee, alış noktamızda hata var mı? Ee, biraz sapma payıyla desteğin altında almışız arkadaşlar. Normalde üst tarafında almamız gerekirdi ama bu direnç oluyor biliyorsunuz. Ama aslında normalde güzel yerden almışız Berayı. Şuradaki destek seviyesinden alınmış. Süper trendimiz bayda. VTO'da sıkıntı yok ve yukarıya doğru gidiyoruz. İlk satış noktamız neresi olabilir? 11.20. Bakın zaten bir defa buraya ne yapmış? 4 Ekim'de çarpmış. Gelmiş biz. 28 Eylül'de almışız bunu. Yani alıp şurada bir satış yapıp 1-2 puan 11'den mesela aşağılardan şey yapabilirdik. Tekrar alış gerilebilirdi veya bir yeni al sinyali beklenirdi. Zaman kaybetmezdik yani. Yani burada biraz karışık gelebilir size. Şu arada Fibo seviyeleri var. Pivot noktalarının destek dirençleri var. Pivot var ve TD Squash var. Bunlar arkadaşlar birbirini destekleyecek şekilde kullanacağız mecbur. Kendimize göre de aralarda satacağız. En azından kardan zarar edeceğiz diye düşünüyorum. Bu Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi iki tane ise senedimiz çıktı. Yarın iki tane dahil edeceğiz. Bunları yarın e, arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. E, i̇yi günler.